Evet abi, Cities Skylines'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne gerekiyordu bu bölüm? Bir kere inanılmaz bir toplu taşıma hatlarının, metroların, otobüslerin atılması gerekiyor. Bu bayağı önemli bir ihtiyaç şu anda. Önce onlar atılacak, ondan sonra yeni iş imkanları bak. Şu anda çok iş imkanına ihtiyaç yok. Ama açacağız ki insana da ihtiyaç olsun, o zaman evler de açılsın. Yani biraz iş yeri bölgesi, biraz sanayi ile bu sorunu da çözeriz gibi geliyor. Trafik konusunda çok büyük sıkıntımız yok. Şu toplu taşımalar inşallah trafiği çözer, iyice berbat etmez. Şimdi ilk amacımız ne biliyor musun? Bak, öncelikle şurada bir metro şurayı dolaşıyor. Burada bir metro burayı dolaşıyor. Burada çakışıyorlar bak şurada. Şimdi bir tane de bak şurada bir metro yok. Ve şu kısımda yok. Şuradan başlayıp şöyle dolaşıp böyle birleşen bir tane daha olacak. Hem burada hem burada çakışacak ve indi bindi yapabilecekler. Otobüs olarak da şurada bir otobüs hattı eksikliği var. Onlara da çok abartmamamız gerekiyormuş ama ben böyle tek mahallede dolaşsın istemiyorum yani. Şöyle bir dolaşsın isterim. Şimdi şuradan başlayacak bir otobüs, tamam mı? Şöyle bir dolanacak, gelecek. Sonra buradan başlayan bir otobüs şöyle üçünü dolanacak. Anladın mı? Bunlarla çakışacak yani şu ikisi aslında. Ondan sonra buradan bir otobüs şöyle üçünü dolanacak. Hatta şöyle dördünü dolanabilir. O da bak bu ortada çakışacak. Şuradaki de şöyle dolanacak. Hem burada hem burada filan çakışacak böyle. Hepsi birbirini görebilecek. Hepsi birbirine indi bindi yapabilecek yani. Onları deneyeceğiz. Artık şuradaki kasabalarımızda da bir evler açılmaya başlar diye düşünüyorum bu bölümden sonra. Toplu taşımaların da son haline bakacağız. Hatta şimdi bir bakalım toplu taşımanın kullanım şeyi gözüküyor mu ya? Ne kadar kullanılıyor filan diye. Toplam bize olan giderinden hesap ederiz. Bak mesela otobüsün 3492, metronun 5401 gideri varmış. Bu giderler artacak tabii çünkü bunlardan kâr etmiyoruz. Bunlar beleş olduğu için. Kullanım sayısına bakmak lazım şimdi. Tamam bak, otobüsü 546 kişi, metroyu da 1827 kişi kullanıyormuş. Bakalım şimdi ayarlayacağız bunları. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa eğer beğenmeyi unutmayın lütfen, bana böyle destek olabilirsiniz. Şimdi öncelikle metrodan başlamak istiyorum hocam. Şimdi metroyu öncelikle bunun bir metro hattına atmamız gerekiyor değil mi? Şimdi şurada bir metro yok dedik, buradan atacağız dedik. Onu nasıl atabiliriz? Şimdi şunu atmamız lazım değil mi? Yok şunu. Ya bunu böyle atsak bu böyle kıvrılır gider aslında da. Bir de birazcık merkezi bir yerde olsa daha hoş olurdu ya. Şuraya atsam da şuradaki evleri mi yıksam? Abi bu da o kadar ters bir yerde ki. Şimdi bu nasıl gidecek dedik. Şöyle gidecek. Şuradan gelecek. Şöyle dolanıp buraya birleşecek. O zaman bunu şöyle dik olsa aslında daha iyi olur. Şuraya atsam insanlar buraya gelebilir mi ya? Bak buraya atabilirim. Şu yolları bir sil abi. Bu çöp kamyonlarının kullandığı bir yol var. Bu araba bu yolu kullanarak şuraya mı gitmeye çalışıyor abi? Sen ciddi misin yoksa işe mi gidiyorsun? Merakımdan şu an bakıyorum sen nerede ne yapıyorsun diye. Aynen. Bu adam burada işe gidiyormuş. Adamın bir an günahını alıyordum ha. Bu yolu azıcık geriye taşıyacağız paşam. Bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Buraya çünkü şunu atacağız şöyle. Birazcık şu taraftan atalım. Diyeceğim de bunu vallahi kıvırıp o tarafa götüremem ya. Burası hiç olmaz abi. Hiç olmaz. Buraya atsam çünkü buradan çıkan yolun böyle aşağı girmesi lazım dönerek. Buranın da buradan böyle hadi bu gelir bu taraftan da. Olmaz. Bir deneyelim ama. Şöyle gider misin paşam sen ya? Şöyle gitsen yer altında yollar var be. Ne biçim memleket ya. Her yerin altından yol geçiyor abi ya. Neyse bu zaten şöyle iki kat aşağıdan geçsin, millet şey yaptırtmasın. Ya burada bir tane daha durak yapsam aslında olabilir mi? Olur. Yani bak sen şuraya kadar şöyle bir gel bakayım bir. Ya buradan inşallah böyle kıvrılıp buradan geçebiliyorlardır yani. Ama buradan aşağı inmiyor mu? La inersin lan, inersin ya. Alan boş değil diyor. Bana yolu da yıktırtacak bana ha. Bakacağız bakacağız. Hatta bakmayalım şimdi. Şimdi bakalım yani. Her şey yaptıktan sonra berbat olmasın. Abi bu yol birazcık şöyle kıvrımlı gelse olmaz mı be? Ha? Şuradan gelse şöyle size sorun olur mu? Şöyle bağlansa hani. Birazcık dükkanları yıkmış olduk ama. Şuradan da şuraya şöyle bağlansa hani şu tren için. Memleketimiz için. Böyle olur diyorsun ha. Vay be. Neyse. Şimdi şuraya bir metro hattı gider abi. Tam buraya şöyle bir tane şundan şunu yıkma pahasına şöyle bir atalım. Şu yollar birazcık kıvrılarak gelsin yoksa ağlıyor yani biliyorsunuz. Şöyle bir gelsin. Buradan çıkan yol aşağıdan gitmiyor mu paşam sen ya? Ha bu yollarda böyle bir sıkıntı olacağını vallahi hiç tahmin edemedik. Oğlum sen daha aşağıdan gidiyorsun aşağıdan. Bunlardan atmak büyük sıkıntılar çıkaracak belli. Belli. Bunu biraz daha bu tarafa atmamız lazım şöyle. Aşağı ben dönmem diyor çünkü. Nasıl bu alan boş değil ya? Yık oğlum o zaman. Ne var burada? Nilüfer apartmanı var. Abi kamu ihtiyacı için yıkılır. Bu alan boş değil diyor ya. Neresi boş değil? Ha şu yoldan dolayı mı? Şöyle atsam. Artık paşam. Daha aşağıdan gidiyor musun şöyle? Gidiyorsun değil mi? Teşekkürler. Sen de buraya bağlanıyorsun. Harbi sıkıntı çünkü bir ara bir yerlerden iki kat geçirdiğim aynen şurası var. Dur şimdi iki durağımız burada, tamam mı? Hmm, bak buraya uğrayacak dedik. Şuraya uğrayacak. Ondan sonra buraya uğraması lazım. Buradan da ama buradan böyle buraya uğradı şuraya. Buradan tam şu tarafa bir yere uğrasa daha iyi olur ya. Şöyle kıvrılarak gelir. Oradan buraya. Buradan buraya.
Tamam mı? Buradan şuraya, şuraya, şuraya ve eve dönüş. Şu an ne dedim ben bile unuttum şu anda hangisi nereye gideceğini ama şuraya gideceğinden eminim. Şimdi burada otoban var diye buraya ben kurulmam diyor. Ama senin buraya bir yere kurulman lazım paşam. Ve buradan çıkacağın için de mantıklı bir yere kurulman lazım. Burası mesela olur mu diye düşünüyorum. Buraya kurulsan bu taraflara nasıl gideceksin? Senin birazcık şu tarafa bir yere kurulman lazım ya. Buradan çıkıp yürüyemez misin oğlum ya? İlla dükkanın önünde mi gideceksin sanki? Yürürsün, yürürsün. Ulan bu memleketler bütün elektriğini şuradan mı çekiyormuş? Böyle bir şey olamaz ya. Tamam hadi şuraya getir. Paşam ha. Kısa süreli bir elektrik kesintisi oldu. Şimdi nerede metro istasyonu? Metronun şuraya bir istasyonunu atacağız artık. Ne yapalım? Yolu bir sıkıntı olmasın da gerisi önemli değil yani. Şu yol. Bak sen var ya. Buradan şöyle hafif bükümlü buraya. Buradan hafif bükümlü buraya bağlanırsın paşam. Bence mükemmel oldu bak böyle. Buraya da bak bu sanayiye de verdik. Şimdi buraya vereceğiz. Buradan şuraya vereceğiz. Söğüt bölgesine. Oradan değirmen tepeleri. Oradan burası. Burası derken dönecek işte ya. Tamam basit. Şimdi buraya vermemiz için şöyle şu civarda bir yerde yatay olması lazım bunun. Şöyle. Allah'tan bir tane ev yıkıyor ha. Tam burası var ya aslında... Güzel olur. Güzel olur. Buraya koy. Bu buradan. Buradan bu da buraya bağlanırsın bir zahmet. Buradan buraya sen bağlanırsın paşam. Şu yollar var diyorsun. Onların sıkıntısı var bende diyorsun. O zaman bir aşağı in. Bir aşağıdan bir de aşağı in. Abi sen iki kat aşağı yaptık sen ama. Sen nasıl geçemedin ki? Ha ben bundan üstünden geçerim diyorsun ama. Ha? Üstünden geçiyorsan şöyle geç. Ondan sonra bir de aşağı in. Aynen böyle. Hayır bak inerim diyorsun. Burada indin ya. Şimdi burada bir kere yüksel. Buraya bağlan. Bu kadar basit ya. Orada bir gondol etkisi böyle. Metro aşağı yukarı aşağı yukarı böyle sallanarak gidecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan şuraya uğrasa mı diye düşünüyorum. Buradan çünkü bir metrosu yok. Şimdi her mahalleye de bir metro şart abi. Her mahalleye bir metro şart. Seçim şeyi gibi oldu ama. Ya buradan çıkıp da aynen aslında alt geçitleri hiç çarpmadan buraya gelebilir. O yüzden burada da nerede olabilir yani şöyle bir yerde olsa. Yani oradan çıksa bizi zorlamadan aslında şuraya gelebilir ama buradan nasıl döndüreceğiz şuraya? Dönmez işte. O yüzden şu tarafta olması lazım. Olur ya. Olur yani. Bu şurada olur aslında da burada eğim çok diyor. Böyle saçma bir ağlama şeyi de var ha eğim çok. Burada neler varmış ya bir bakayım. Aa buralar da güzel mekan biliyor musun? Güzel mekan. Hiç de yıkmak istemem ama şu köşedekini yıkacağız artık. Şimdi paşam zaten buradan zorlanacağını zannetmiyorum senin. Şöyle gelip buraya bağlanacaksın direkt. Buradan çıkacaksın tamam mı? Buradan da şuraya bağlanman lazım. O yüzden de burada zaten bunun yeri hazır ya. Yeri hazır. Şurası eğim çok fazla değil. Eğim. Burası artık. Ne yapalım? Şu tarafa dön ama. Şu aşağıya dön. Yavrum bu aşağı nasıl dönüyor lan ha? Şşt lan. Tamam böyle dur. Şöyle bağlanırsın. Umarım olur bunlar. Buradan zaten şuraya geçeceksin. Oradan buraya, oradan buraya. Burada da, şurada çöpün yanından çıkıyorsunuz böyle bir şok yaşıyorsunuz. Ondan sonra işinize gidiyorsunuz. Burada da tam şu tarafa doğru aslında daha rahat bükülür. O yüzden burası olabilir. Şöyle bükülürsün. Buradan, vallahi buradan nereye gidersin biliyor musun sen? Buradan var ya sen tam şuradan çıkarsın. Ya. Aslında normalde şu taraftan da çıkılabilir de hepsi geldiği gibi çıksın istiyorum. Şuradan o yüzden. Tam aslında güzel de oldu. Buradan geldim mi buraya? Tamam mı? Bak şu iki metro hattı arasında bir geçiş olur ya. Oradan oraya geçersiniz yani bir zahmet. Buradan da aynı şekilde devam edip şuraya bak. Oo, yeri de hazır burada. Ama hafif bir kümlü geldiği için böyle korkuttu da neyse. Abi geldi ha. Şuraya geri geldi neredeyse. Şu doruk bölgesine uğrayacak. Doruğa uğramasa bile olur aslında ya. Burada şu metroya çakışıyor zaten. Bu metroya çakıştığı bir yer var mı? Bununla da şurada. Şurada 3 tane metro var zaten. Burası bir şey yani. Metroların başkenti. Şimdi burada da 2 tane var. Bu buradan çıkacak. Şu doruğa ulaşsa çünkü doruktan dönüp şuraya getirmemiz biraz zorlayabilir bizi de bir deneyelim. Doruğa da yani ne gerek var bilmiyorum abi de işte. Neyse. Ama buradan buraya bağlanmaz bu. Bu buradan buraya bağlanmaz. Bunu ya çekeceğiz şu tarafa. Bu tarafa çeksek de buradan şöyle bükülüp şöyle halledeceğiz. Nerede taşımak yerini yıkıyorum ben de para çok diye. Neyse şöyle bir dur bakalım. Çünkü bak bu buradan çıkıp şöyle bir alta daha girmesi lazım ki bunlara da çakışmadan geçebilsin diyeceğim. Niye çakışıyorsun sen aşağı in dedik sana aynı. Aynı şekilde burada da öyle. Ama bak sen çok kafanı çok eğmişsin sen. Ondan sonra buradan bak buradan böyle gideceksin de oğlum burası ne lan böyle? 3 kat aşağıdan anca geçirince buraya geçerim diyor ha. Öyle bir sıkıntı yani. Buradan da şuraya bağlanman lazım aynı şekilde. Bağlanıyor musun? Bağlandın. Oldu mu şimdi? Ne oldu böyle? Enteresan bir şey dönüştü ya. Tamam her yerde varsın tamam. Şimdi. Nerede bu? Heh, sen. Hatlara genel bakış.
Metro hatlarının da renkleri mi var? Abi bizde kaç tane lan? Bu kadar metro yok ki bizde. Neredeymiş, ben buna bir bakayım. Bu burası, tamam mı? Bu bir. Metro hattı bu bir, tamam. Şu metro hattı 18 neresi paşam? Metro 18 tamam bu. 2. Bizde 3 tane var çünkü. Şu metro hattı 15 bu yeni attığımız mı? Ya burada bir hat kalmış. Böyle hat yok ama. Hattı sil. Bir de yolcular molcular diyor ha. Bu neresi? Bu burası. Bu neresi? Bu burası. Oğlum en baştaki neresi o zaman? Bu da burası. Enteresan. İki tane hat var gibi gösteriyor. Bu neresi? Bu da burası. Ha bu gitgelleri de bir hat olarak gösteriyor. Bir gidiş bir dönüş, tamam. Şimdi o zaman paşam, yani senin rengini değiştirebiliyoruz mu ya? Bu garip bir renk değiştirme olayı da, neyse sen yeşil kal, tamam mı? Buradakinin rengini, buradakinin rengini şöyle mavi yapalım. Bilmiyorum yani, mavi olsun. Şuradan bakarken hatlara genel bakış atarken yeşil mavi ayrılsın diye dedim yani. Hatta şu yeşil olanı da değiştireyim, onu da turuncu yapayım da şey yapmasın. Sen de kırmızı ol. Şimdi nerede bu diğer şeyimiz? Burası aynen. Şu yolu da kaldırdık. Şu yolu da kaldırdık. Bir yolu da bir atalım, yerine koyalım ya. Bu yol nereden geliyordu? Bu yol şuradan şuraya bağlansın şu an. Şimdi metrolardan bir hat. Paşam buradan yeni bir hatı oluşturacaksın sen. Nereye gideceksin biliyor musun? Buraya. Buradan çıktın buraya. Güzel gidiyor. Buraya zaten gider. Buraya gittiyse artık her yere gider diye düşünüyorum. Güzel. Bak buradan oluşturduk. Şimdi yeni hattı oluşturuyoruz bir tane daha. Bu da aynı yerlerin şöyle geri dönecek. Güzel, güzel. Her yere giderim diyor. Ve döndü. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Trenler çıkacak mı şimdi yola? Hop çıktı gidiyor bak. Güzel. Öbür tarafa giden de geldi. Güzel. Buralar kullanılıyor. Yolcular gelmeye başladılar ufaktan. O da güzel. Metronun karşısındaki bina level atladı yani. Bu hani karşıya metro açılınca değerlendi tabi. Şurada bir metro istasyonu var. Burayı kullanan var mı? Güzel, burayı kullanan da var ha. Köpek falan girdi içeri mesela. İnsanlar gidiyor. Köpekleriyle geziyorlar. Oğlum binalar bir anda level atladı yalnız metro gelince ha. Toplu taşımayı açmış demek ki millet. Şuradan bir yeşil otobüsümüz 22 kişi taşıyarak gidiyor bu arada. Onun diğer hatları neredeydi? Burada bir tane vardı. Tam bak burada. Bak burası da iyi kullanılıyor. Girenler geçenler var da. 99 kişi falan kullanmış. Yeri de güzel ha, şuna baksana. Tam merkezi yerde yani. Evet abi, metro istasyonunun dışını da şöyle bir şey attım yani. İnsanlar kullanıyor, etrafta satın almalık yerler, banklar, arkada bir park mark var. Keşke arada otursalar falan da böyle attığımız görselleri bir şey yapabilsek yani. Keyfini çıkarabilsek. Ama güzel, burası bayağı kullanılan bir yer olmuş bence. Sonra. Tamamdır, metro hattı atıldığına göre otobüsler kaldı. Otobüsler de bizi zorlayacak mı bilmiyorum ya. Otobüsleri atacak bir yer buluruz. Şurada ev açılan evler var mı? Aa bak, açılan evler birkaç tane var. Oğlum burada Emir Aydın ve onun müstakbel eşinin evi vardı. Emir Aydın'ın evi burası mı olmuş ya? Allah Allah, başka bir yerde mi oturuyordu? Yo, şuradan çıkıyorlardı gezmeye. Buradan bir şeyler yiyip aşağı iniyorlardı. Evi gelişmiş herhalde bunun. Burada Ayşe oturuyordu. Ayşe. Oturan şeyleri görebiliyor muyuz ev sakinlerini? Bir balon attık vallahi, ortalıkta uçup duruyor ha bu da. Neyse, otobüslerimize biz geri dönelim. Şimdi otobüs... Nerede otobüs? Evet. Otobüs hatlarında var ya, şu turuncu olan var. Bize şimdi neresi lazım demiştik. Öncelikle şuraya atacaktık. Bak şöyle şu dördünü dolaşan bir otobüs şeyi atacaktık. Bu yani neresi boşsa oradan başlasın. Şuradan başlayabilir. Çünkü şu arka tarafı boş ya, yol bile gidiyor yani. Oraya bir otobüsler için bir yol yapabiliriz. Çünkü bu deliler U falan dönmesi gerekiyor şöyle. Tam ayarlayamıyorum bunu. Bir türlü daha beceremedim ayarlamasını tam. Bak şimdi buradan çıkıyor ya bu. Buradan çıktın tamam. Şimdi otobüs durağı olarak da buraya gideceksin. Şimdi burayı dolaşacaksın. Sen ondan sonra şuraya geçeceksin. Şuraya geçeceksin aynen. Burayı dolaşman için öncelikle şuraya gitsen. Hatta bak sen buraya git. Oradan dön. Buraya git. Aynen bak buraya git. Buradan çık. Şuraya git şöyle. Şuraya. Hatta şuraya mı gitsen önce? Nereye gitsen? Bak buraya git. Buradan çık. Buraya git. Buraya aslında tek otobüs yeter mi? Yetebilir de iki olsun hadi. Sonra çünkü çıkacaksın. Buraya gideceksin. Yolun böyle sağından, hatta bak şuraya. Oradan çıkacaksın. Buraya gideceksin. Buradan çıkıp da şuraya dönmen lazım. Aynen. Aynen öyle kardeşim. Ama burası iyi kalabalık. İyi kalabalık yer burası. O yüzden buraya gel önce. Oradan buraya gel. Buradan. Burası senin son duran. Buradan sonra döneceksin. Aynı geldiğin şekilde. En son nereye gelmiştin sen durak olarak? Oradan. Şuraya gelmiştin değil mi? Buraya geri dönsen burada salakça bir U dönmüş olursun o zaman. Şunu azıcık geriye alsak peki nasıl olur? Şöyle daha düzgün dönebilirsin. Güzel. Buraya geliyorsun. Burada bir tane atmış olduk o zaman. İki tane mi atmış olduk? Bilmiyorum artık. Buradan geri şöyle geldiğin noktalara dolaşacaksın işte. Güzel ya. Bence gayet başarılı bir şekilde geri buraya böyle bağlanıyorsun. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi bizde mavi otobüs var mı? Turuncu var. Şu mavi olan var. Ha bir de mavi burada var. Ay, iki mavi olur. Şimdi renkler karışsın istemiyorum. Çünkü atarken birbirlerinin üstlerine falan gelecekler. Tamam bak, bu dörtlüyü dolaşan bir tanesi geldi.
O zaman ne kaldı? Şu dörtlüyü dolaşan bir tane lazım bize. Bu dörtlü için de buradan çıkacak tabii otobüsler. Onun için de şuradan şöyle gelse. Buradan çıksa otobüs, tamam mı? Şuradan başlasa şöyle yolculuğuna. Bu şehri nasıl dolaşır? Önce şuraya gelir. Ondan sonra da buraya gelir. Buranın iki tane çünkü yoğun yeri var. Bir karşı bir bu taraf. Buraya gelir. Buradan alıp buraya dönecek. Şu karşıya geçecek. Buradaki de oradan gelip de aynen şehrin aslında bu... Birbirlerini şey yapmayın, sıkıştırmayın yavrum. Şuraya gelsin. Buraya gelse buraya dönemez bu, biliyor musun? Bu manyak çünkü ta şuralardan falan dönmesi gerekir. Otobüsler böyle çok çarpışsın istemiyorum ya. O yüzden şuraya gelsin bu. Buradan çıkıp da bir de buraya gelsin. İyice kendi üzerinden geçmiş olacak. O zaman bunu var ya buradan getirip şuradan dolaştırmamız lazım. Aynen. Kendi kendime çözümlemeler yapıyorum da. Yani demek istediğim şu, bu şimdi buradan gelip direkt olarak bak buraya gelmesi lazım önce. Örnek veriyorum şöyle. Ondan sonra buraya gelmesi lazım ama buraya gelmek için 40 takla atıyor galiba. O yüzden şuraya gelsin. Buradan çünkü şurayı kullanıp da gidecek ya buraya. Burada da önce bak buraya gelecek. Ardından şuraya gelecek. Ardından buraya geçecek. Buraya geçtiğinde artık çok bir sorun yok. Çünkü buraya gelir. Şuraya gelir. Zaten bu tamamlamış oluyor yolunu, değil mi? Aynen. Buraya gelince yolunu tamamlıyor. Geldiği yerlerden şöyle geri dönüyor. Bak bu da mavi oldu ama işte yolumuzu şey yaptı. Parıldıyor ama olsun. Bunlar birbirinin bir üstüne bir şekilde çıkacaklar da. Nereden çıkacaklar tam emin değilim. Tamam bu da tamam. Ha bak sen otobüs attı kaçsın. Sen at kaçsın ya. 3 tane mavi var diyor. Sen şu sonradan attıklarımızdan birisin. Şusun değil mi? Aynen. Senin rengini bir değiştirelim o zaman biz ya. Senin rengin mor olsun. Şu alttakinin rengi de kırmızı olsun. Şimdi inşallah sorunsuz gidiyoruzdur. Kırmızı at burayı dolaşıyor. Mor at onun üzerinden geçiyor. Burayı dolaşıyor. Şimdi şu dördünü dolaşan bir tane lazım. Şu tabi evlatlık gibi kaldı. Bunu nasıl halledeceğiz? Şöyle beşini de dolaştırmazsın bu arada. Biraz çok gereksiz bir yer ya, biliyor musun? Orası olmasa orada metro geçiyor. Metronun durağı bile yok orada. Öyle bir yer yani. Burayı da yapmamız lazım ama. Dolaşacak o zaman ya beşini. Şuradan çıkacak şöyle. Buraya, 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 buraya dolaşsa bu hiç sanayiye uğramıyor ama o zaman. Sadece mahalle arası dolaşmaca. Ama iki tane metroya götürmüş oluyor bak. Bir bu metro, bir bu metro insan götürüyor. Ve şuradaki otobüs, mor otobüse de insan götürmüş oluyor. Bu mor otobüsten inip şu işe gidebilirler. Buraya, buraya gidebilirler yani. O yüzden bayağı faydalı bir şey olur. O yüzden bunu atmamız lazım. Ama bunun otobüs attığını nereye atacağız? Bunu da tam şuraya atsak şöyle. Buradan çıksa yolculuğuna. Şuradan başlasa yolculuğunu şöyle. Orada bir durak olmuş olur. Bir de şurada bir durak olsa buna yeter aslında ya. Bak buraya bir durak atsak. Ama bunlar gülmedi. Bunlar niye gülmedi? Sizin de burada durağınız var. Buradan çıksa şuraya gelse. Oradan da çıkıp buraya gelse. Buradan da şu karşıya geçse şöyle sanayisine. Hatta bu bir tane dursun burada ya. Şuraya gelsin sadece yeter. Buradan buraya gelmek için biraz zorlanıyor bu garibim. Buradan buraya geleceksin ama yapacak bir şey yok. Hatta şuraya geleceksin. Oradan da şuraya gelmen lazım. Şöyle. Buradan çıkıp da artık son yolculuğun olan buraya gitmen lazım da. Bak burada tam seni metronun önüne bıraktırıyorum ha. Buradan gelenlerin metroya ihtiyacı var. Ve sonra da şuraya gelirsen tamam olursun, biliyor musun? Buradan geri döneceksin artık şöyle. Şu geri dönüşleri hatasız bir şekilde yaparsak. Aa buraya geri dönerken nereyi kullanması gerekiyor bunun? Buraya geri dönerken ben bu taraftan giderim diyor ha. Güzel. Git. Güzel, bu da tamam. Tamam sen mavi olabilirsin. Şimdi abi her yer otobüslendi, her yer metrolandı. Yanlış mıyım? Bir bakalım neler olacak. Az bir ilerlesin zaman, şöyle salıyorum. Kendine gelsin millet, bir fark etsin otobüs duraklarına, metrolara. Ondan sonra bir şey yaparız bir. Sağ çalışması, araştırması yaparız ne durumda, nasıl gidiyorlar diye. Evet, bu kadar geçen süre yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım, burada kırmızı otobüslerimiz gidiyor. Yani yolcu taşımıyorlar. Bunlar ne durumda? Bunlar iki kişi taşıyor. Ya buradan çıktığı için belki taşımıyordur bu. Kırmızılar nereden çıktı bilmiyorum da. Kırmızılar şu yukarıdan çıkmıyor muydu lan? Burada var mı bir otobüs ya? Burada morlar var. Bu 14 kişi taşıyor bak. Bu giden 25 kişi taşıyor. Bu 0. Bazıları taşıyor, bazıları taşımıyor. Bu 14 kişi taşıyor. Bu yanındaki kırmızı bir kişi taşıyor mesela. Kırmızının şoförleri yatıştı abi. Buraya değil de şuraya giden bir tane var. 7 kişi taşıyor. Burada başka otobüs var mı? Şurada mor var. 0. 12. 0. Şurada mor bir yerlere gidiyor 0 kişiyle. Burada otobüs yok lan. Burada da gözlerim otobüs görmüyor. Çok ama şey yani, yollar dar. Oğlum buranın otobüsleri nerede lan? Şurada durakta bekleyenler var. Bu otobüsler daha yolcunun şey mi, yeni mi çıktılar ya? Kendilerine gelemediler mi daha, ne yaptılar? Bu tarafta otobüs var mı? Burada bir mavili var. Bu bile 30 kişi taşıyor abi. Bu 14 kişi taşıyor. Yani orada 3 tanesi çakıştığı için sanırım hepsi çok adam taşımıyordu ya. Az daha aksın bari, ne yapalım. Şu attığımız metrolar ne alemde? Buraya bir metro attıydık bak. Lan boş Hanzar bölgene başlayacağım ha, şu metroyu işaretle ha. 90 kişi kullanıyormuş burayı, iyi. Bu metroların çakıştığı olan yer burası işte abi. Bütün metroların olduğu yer. Bu metro 368 kişi kullanıyor. Bunu 649 kişi kullanıyor. Bunu bir kişi kullanıyor abi. Bu neden bir kişi? Bu nasıl bir kişi olabilir ya?
Abi buraya attık diye mi bir kişi yani? Buradan inersin şuraya gidersin ya. Otoban var değil mi acaba burayı kullanmak istemiyorlar? Burası otoban değil mi, öyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ha, otobandan karşıdan karşıya geçemiyor mu bu insanlar? Mesela ben bir üst geçit atsam o zaman kullanılır mı? Bak şöyle bir yılan üst geçidi attım mesela bak. Bunu atınca kullanılacak mı bu? Artık otobandan karşıdan karşıya geçmenize gerek kalmadı. Buradan inip direkt mesela buraya geçebilirsiniz. Bak bir kişi kullanıyor abi. Kullanıp nereye gitmek, ne yapmak istemektesiniz Dilara Çimen Hanım? Buradan gidiyorsunuz böyle. Hop buradan metroyu kullanıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Oh, yoksa bir kişi kullanıyor denen o bir kişi sen miydin zaten? Hiç kullanılmıyor ya. Aa gelenler var. Gelenler var, güzel. Buradan çıkanlar da var. Aa demek ki bundanmış bak. Artık kullanılıyor. Güzel, artık millet işine gücüne buradan da gidebiliyor. Burada 231 kişi. Şurada 174 kişi kullanıyor abi. Şimdi burada attığımız bir otobüs şeyi vardı. Hatta buradakini mavi bırakmış olabiliriz. Ama niye yok yani? Kullanımda olan otobüs sayısı 38 diyor lan. Sen ne diyorsun oğlum? 38 ne? Ne yaptın hayvan? Kaç kişi? 30 kişi götürüyor çünkü bu. Burada dolaşan bir mavili yok ama lan. Çok uzağa gittiğiniz için çok duraklara çok mu az uğramak zorunda kalıyorsunuz? Baksana ben otobüs görmüyorum ya. Dur bakayım neredeydi o? Buradan çıkan bir otobüsün yolculuğuna bakacağım abi. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor diye. Kaç kişi alıyor, ne kadar dolduruyor. Bu mesela 28 kişiyle gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Ha bak buraya geldi. Buraya geldi, doldurdu kendini de yani anca doldum be paşam. Millet bekliyor be. Yolculuğuna devam ediyor böyle şehrimizin içinde. Buradan bir durağa daha uğraması lazım. Öyle hatırlıyorum. Aynen burası bak. Buraya geldin de buradan kimseyi sen alamazsın ki. Millet buna binip metroya mı gitmeye çalışıyor acaba? Ne yapıyorlar? Sen hala 30'da 30'sun çünkü yani. Burada başka bekleyen varsa onları da alamayacaksın ki. Bak şu bekleyenleri de alamıyorsun. Şurada metro var be. Siz de binmezsiniz yani. Buradan bu şuradaki bir durağa daha uğrayacak da burası fenaymış abi. Maviler sıkıntı. Maviler çünkü tabi burada falan dolaşıyorlar. Şurada başka renkte bir otobüs yok mu? Morlar var. Morlar mesela kimseyi taşımıyor abi. Morlar yani. Morların sefer sayısını azaltıp mavileri yüklenebiliriz. Şurada da var bir tane mor. Bu da 4 kişi taşıyor mesela. Şurada kırmızı var. Kırmızı 0 taşıyor. 2 taşıyor. Buradan 30 almış ama. 23. Bir de şurası vardı sanırım. Buradaki neydi? Ha kırmızı burası mı? Bir bakalım bir. Kırmızı burası abi. Kırmızı bu 4'ün dolaşıyor. Şuralarda kalabalık. Mor var. Mor çok kalabalık değil. Mavi sağlam kalabalık. Maviye çok yüklenmişiz. Onu azıcık kırsın diye şuradan yeni bir tane hat mı çıkarsın? Bir de turuncu dolaşmasın mı şu üçünü ya? Turuncu paşam sen buradan başla yolculuğuna. Şuradan alacağını al. Sonra buraya geleceksin sen. Şuraya. Oradan da buraya gelirsin. Hatta oraya tek git ya. Sen tek tek şey yap. Git. Oradan çık. Mesela buraya gel. Buradan ama buraya iki kere dolaşabilirsin. Burası birazcık kalabalık bir yere benziyor. Buradan da geri buraya döneceğim. Burada iki otobüs attı üst üste. Olur öyle şeyler. Oradan da geri şeye döneceksin ya. Şuraya döneceksin şöyle. Sonra buraya bağlanacaksın böyle. Senin rengin turuncu. Sen otobüs attı kaç oldun artık? Tam da bak şunun önünde indirttiriyorum seni ha. Bu otobüs attı 7 oldu sanırım aynen. Senin rengin de şöyle turuncu olsun. Hadi bakayım. Çık bakayım sen buradan. Çıkınca bakalım kaç kişi taşıyabileceğim. İlk gidene bakalım. İlk gidiyor ama insanlar da tabii otobüs hattında açıldığının belki farkında olmayabilir. Bak burada maviyi bekleyenler var ya lan maviler. Turuncuya binin turuncuya. 2-3 kişi var burada bekleyen, bindiler. Burada deli kırmızı ışık bekliyor bunlar ya. Arkadaki 30 kişi getiriyor, mavi öndeki 2 kişi götürüyor. Buradan tek durağa uğrayacaktın değil mi sen? Karşıdan gelen otobüslere bak, 30 mavi. Arkasındaki mavi 30, onun arkasından gelen 30. Bizimki ne yaptı? Oo 20 oldu ha burada. U'sunu attı. Yüksek binalarını abi, şu yüksek binalara da şu yol gitmez be. Mavi otobüslerin böyle deli acelesi varmış gibi ha. Yandan bir turuncu geliyor bak, ona bakalım, o bir kişi taşıyor. Buraya giren çünkü kimseye getirmeden giriyor. Arkadaki de öyle büyük ihtimal 0. Buradan çıkarken çok kişi taşıyorlar. Bak mesela şuradan bir mavi geliyor abi. Tam köşeden geliyor bak şuradan. 30 kişi taşıyor ya. Beklemekten sıkıldım, kırmızıları kaldıracağım şimdi ha. Ha biz bu göbekleri zaten kırmızı olmasın diye yaptık lan. Bunlar niye burada bekliyor ki? Kaldır şu kırmızıları. Göbeklere şeritlerini ayarlasam buralar akar da. Üşendim şimdi. Bu geliyor. Senin durağın nerede? Bu mavinin durağı olduğu belli burası. Morlar var burada. Buralar cümbüş. Polis arabaları filan. Aa bak 23 oldu ha. İnenler bine bak. Durakta kimseyi bırakmadı ama. Ya aldı ya bıraktı yani. Buradan seferini tamamladı bu. Şimdi geri dönüşe geçecek sanırım. Bir durağa daha gidecek. Karşıdan mor geliyor bak. 6 kişi taşıyor. Şu mu senin durağın? Yok senin değilim şu. Senin durak şu ilerideki mi? Burada çok kişi bekliyor ama. Hepsini alamayabilirsin aynen. Ama bak indiriyor bazılarını, bazılarını alıyor. 3-4 kişi falan bıraktı. Şimdi de geri dönecek abi. 30'da 30 yaparak dönüyor. Güzel. Ya bayağı otobüs hatlarını açtığımızdan beri belki bir ay geçmiştir. Oyun süresiyle hatta bir ay bile geçmiş olabilir. Hemen otobüslere bakıyoruz abi. Şimdi önceki veriler. Önce harcadığımız para önemli. Otobüs hattına abi 3492 giderimiz varmış. 6885'e çıkmış. Metroya 5416'dan 8938'e sağlam bir gider artışı olmuş otobüs ve metro için. Sağlık sektöründeki harcamalar da kısa abim, çok da
Abartmaya gerek yok artık. Durumlar düzeldi, tamam. Bakalım ne kadar değişecek. Aynen, sağlığa olan harcamalar bayağı düşüyor. Şimdi bir de şuradan bakalım. Otobüsleri 546 kişi kullanıyormuş. 1124'e çıkmış. Bayağı aslında iki katından fazla. Yani gayet iyi. Turistler 20 kişi kullanıyormuş. 26 turiste çıkmış. Metrolarımızı 1827 kişi kullanıyormuş. 2364'e çıkmış. Bu da güzel. Bu da güzel. 100 turist kullanıyormuş. 132'ye çıkmış. Yani katkısını, verimini almışız yani. Verimini görmüşüz. Burada bir elektrik yok. Aa, bu otobüs yine elektrik gitmiyor lan. Seni unutmuşuz ha paşam. Buradaki otobüsler neredeydi? Burada var. Bu kendi elektriğini kullandığı için Allah'tan oraya gidiyor, çöp şeyin yanında ya. Buradaki de alıyor. Tamam. Su gitmeme problemi olan bir yer var mı? Yok. Tamam, bu elektriğini alsın ya. Sen neydin de paşam? Sen kırmızıydın. Bu kırmızı burada bir kişiyle başlamış ha yolculuğa. Şeyi götürüyor herhalde. Buradaki çalışanlardan birini götürüyor. Tamamdır abi, güzel. Otobüs attı gayet verimli bir şekilde. Metro attı gayet verimli bir şekilde, atıldı. Bak şimdi birkaç tane sanayi yeri, birkaç tane iş yeri bölgesi falan atmam lazım. Öncelikle şuraya birkaç sanayi atsam. Ya buradaki tırlar buralara çok bekleme yapmıyor abi. O yüzden buradaki tırlar iyi. Durum iyi olduğu için. Tamam, şöyle bir şey atabilirim. Yani birkaç tane daha işletme açılsın diye buraya. Şu yandaki yere şey yapmadan ama. İşgal etmeden. Böyle açılsın mesela bak şuralara. Hatta şunları kaldıralım. Tamam. Bunu buraya açılsın bak. Bu birkaç tane buraya tutmaz da. Ondan sonra şurada işsizlik diye bir sıkıntı vardı. O sıkıntı yok sanırım şu anda. Eleman buluyorlar yani. Buraya metroyu da getirmedik halbuki. Şuraya da atalım o zaman şöyle. Burada sağlam açılacak bu arada buralar ha. Buraya da bir açılsın. Tırlar geliyor buradan, otobüs. Otobüs gidiyordu değil mi buradan, aynen. O otobüs belki birilerini taşıyordur buraya. Hatta neydi o otobüsün rengi? Gelen vardır. Turuncuydu değil mi, aynen. 3 kişi getiriyor mesela abi. Getirirsin götürürsün, burada elemanları buraya taşırsın yani. Bak açıldı hemen, birkaç tanesi açılmaya başladı. Şimdi mavi ihtiyaçlarını hemen giderelim. Evler falan açılıyor ha, o şaşırtıcı yani. Normalde hiç ev açılmayan yer. Abi bayağı bir yere açtım. Şu maviliklerden filan, ama çok daha fazla açmam lazım. Şu sanayiden de çok daha fazla açılması lazım. Yine de nüfus 86.000'i görmüş bak. Yani 77.000'lerden 86.000'e çıktığına göre bayağı bir evin açılması gerekiyor zaten. Ki buralarda açılmış abi, baksana şu evlere. Buralarda bir... Evde bunlar giyim mağazası, satış mağazasıymış ya. Abi arada şu yeşillik böyle bir gıdım artıyor gidiyor ya. O gelen ihtiyaç hemen gideriliyor yani. O kadar çok bekleyen yer var ki. Şu tatlı kasaba mı açılmadı tabii de tam. Yine ufaktan açılan yerler var yine. Fikri apartmanı mesela. Ama donatacağım merak etmeyin. Bu bölüm o zaman burada kalsın ya. Çok metrolü, otobüs de çok. Oo, neler oldu neler? Ne oldu? Ne oldu lan yine? Sağol abi, gidelim. Hasta vatandaş sayısı 152. Cenaze işlemlerinde 832 kişi neden ölmüş abi? Bir sağlık sorunu var ki ölüyorlar demek ki yine. Yine bir şeyler oldu bak. Lan bu sefer neden ölüyorsunuz lan? Bir şeyler yazdınız mı? Altımızdaki petrolü biz kullanmayacağız da kim kullanacak? Doğru, haklıyorum. Hepimize tebrikler. Belediye başkanı az önce güzel şehrimizin en çekici kent ödülü aldığını duyurdu. Duyurmuşumdur. Ücretsiz toplu taşıma için teşekkürler. Öğrenciler ve doğa için çok hayırlı bir iş yaptınız. Evet, amacım buydu. Bu nasıl bir yer ya? Biri beni çimdiklesin, rüyada mıyım? Ya, herkes ölüyor aga. Ya yine ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Abi hasta olan da yok. Bunlar ama ölmeye başladılar. Neden acaba? Neden öldünüz? Biri yaşamını yitirdi. Abi ne oldu, yoksa şeyler mi bir doldu, mezarlıklar falan mı doldu diyeceğim. Yo, burada mezarlıklar yok, şurada mezar var, o da dolu değil. Allah Allah, millet niye öldü acaba? Ölümler her yere sıçramış abi. Bu sefer su sorunu değil, çünkü su sorunu olsa hasta vatandaşlar da çok fazla olur. Öyle bir sorun yok ama şimdi. Neyse, diğer bölüm bakacağız artık bu sorun adı.